Merhaba, hoş geldiniz videoma. Bebek alışverişi listesi videosu. Anneler ve anne adayları için çok önemli bir video biliyorum. Çünkü ben de aynı şeyleri yaşıyorum. Hamileliğimin son haftalarındayım. Birkaç aydır aslında bu bebek alışverişi araştırmalarına başladım, alışverişe başladım. Çok sevgili uzman arkadaşlarımdan da destek aldım. Okuyorum, araştırıyorum ve sizler için bu videoda topladım. Videoda hem ben anlatacağım, ben neler aldım, neler tercih ettim, hem de uzmanlarımızla birlikte onlar da ürünlerin daha, tabii onlar daha deneyimli benden, ne işe yaradıklarını sizlere genel olarak kategorileri anlatacaklar. Videomuzu keyifle izleyeceğinize eminim. Hadi başlıyoruz. Evet, ilk olarak anneden çok tabii bebek alışverişi önemli. Bebek alışverişinde de sevgili yeni doğan bebek hemşiremiz Gözde ile, bebeğimin yol arkadaşı Instagram'da da. Onunla birlikte belli kategorileri anlatacağız. Burada Chico'nun ürünleri var. Çok da keyifli ürünlerimiz var. Nelerden başlamak lazım? Şimdi bebek o kadar çok çeşit ihtiyacı var ki. Hani evet. Hangisi ihtiyaç, hangisi lüks? Yani bir kendi başınıza bir yere gittiğiniz zaman bir bebek alışveriş mağazasına, tabii ki de ürün çeşitliği çok fazla, marka çok fazla, annelerin kafaları çok doğal olarak karışıyor. Hani bizler aslında işte birebir bebekle yaşadığımız için en elzem, en önemli şeyleri o yüzden hani sizlere sunmaya çalışıyoruz. Tabii bakım ürünleri ayrı, emzirme ürünleri ayrı, işte bebeğin eşyalarını steril ettiğimiz ürünler ayrı gibi bir sürü kategori var. Bir yerden tek tek başlayalım bence. Mesela şurada emzirmeyle ilgili ürünlerimiz emzirmeden var. Emzirmeden başlayalım. Evet. Şimdi emzirmeyle ilgili tabii anneyle ki de... Anneyle ilgilendiriyor evet, aslında. Anneyle bebek, ilgilendiriyor. Bebek eşyaları da var ama anneye ilgilendiriyor. Genelde annenin kendi göğüsleriyle ilgili kullandığı kısım aslında emzirmeyle ilgili ürünler. Özellikle göğüs ucuyla ilgili ilk günler tabii hassasiyet yaşanıyor. Doğru emzirme söz konusu olduğu zaman yara gibi çok daha kötü senaryolar olmayacaktır muhtemelen, ama yine de hem hassasiyet için korumak için göğüs ucunu, hem de yaraları iyileştirmek için ürünleri var tabii ki de Chico'nun. Göğüs kalkanı aldık bu yüzden. Göğüs kalkanlarımız var. Bunlar hem süt toplamak için, emzirirken bir taraftan emzirirken evet diğer taraftan akıyor. Bunun için hem de krem sürdüğümüz zaman göğüs ucumuz hiçbir yere dokunmasın, hassasiyet yaşamasın, kremi kendiliğinden doğal olarak çeksin diye buradan hava aldığı yerler var. Bunun için kullanılıyor. Gerçekten annelerin çok fazla kullandığı ve çok memnun kaldığı ürünlerden biri göğüs kalkanı. Bunu bu yüzden olmazsa göğüs olmazlarımızdan. Kalkanız. Göğüs pedlerimiz yine aynı şekilde ilk günler için çok önermediğimiz. Çünkü özellikle yapışırsa göğüs ucuna hava almasını engelliyor ve yaraları daha çok deforme etmesin diye. Şu kapalısı, evet. Şu da açığı. Ben bunu yapıştırmışım açarken. Yenisini açalım. Şuradan açtım. Heh, açtım. Arkaları bantlı. Bu göğüs pedi. Evet. Şu mesela emzirme süt yeni. Şu kısmına yapıştırıyorum. Sonra bunu buradan yerleştirip bu şekilde göğsümüze yiyoruz. Takıyoruz. Tamam. Akan sütleri çekmesi adına dışarıda konforlu bir hayatı devam ettirmek için tamam, göğüs pedleriniz böyle. Krem kullandığımız zaman göğüs ucunu silebilmemiz için şöyle doğal göğüs silme mendilleri var. Tamam. Yine bu sadece göğüs için. Evet, evet, göğüs breast için wipes. Olanlar. Tamam. Nemlendiriyor. Başka göğüs aynı için. Aynı zamanda. Gümüş kapaklar var. Tercih edenler olabilir edenler ürünsüz için. Kullanmak. Yine göğüs için tabii ki de süt sağma pompası. Yani süt sağma pompası için çok sorulur. Yani gerçekten gerekli mi, almalı evet. mıyım diye. Şimdi çok süt anne, çok sütü olan anne için gerekli. Yani emziriyor ve yine sütü var ve bunu sağıp saklaması gerekiyor. Ya da annenin az sütü var. Yani emiyor ve ekstra bebeğini beslemesi gerekiyor, emziriyor. Yine süt sağıp vermesi gerekiyor. Bazen göğüs ucu küçük olan anneler yine süt sağma pompası kullanıyor ki göğsünün ucu çıksın diye. Özellikle ilk günler için sizi manuel. Çok fazla deforme etmeyen, ilk günler 3-5 milim gelen sütü rahatça alabilmek için manuel olanı kullanabilirsiniz. Bu elektrikli olanlar da var. Evet, çift hangisini kullanabiliyor, tercih edersiniz? Tek kullanılabiliyor. Evet. Onu da kullanabilirsiniz. İhtiyaca göre. Tamam bundan. Oradan hemen şöyle mesela sağdığım sütü nasıl vereceğim? Biberon. Biberon ilk günler değil i̇lk ama günler, sonrasında özellikle bebek alışverişi. İlk gün çok önermiyoruz. Ama sonrası için özellikle çalışan anne için evde değil nasıl besleyecek? Sütünü sağacak. Sağdığı sütü süt saklama poşetlerinde saklayacak. Ve bu şekilde anne göğsüne en benzeyen en doğal biberonlarla bebeğini besleyebilir. Evet. Bebeğe bakacak kişi. Babalar da en azından. Babayla temas olmak, babayla bağ kurabilmek adına
Baba kullanabilir bunu. Emzirme seansları biberonlar için çok güzel oluyor yani bebekle birlikte. Bu şekilde biberonları kullanabiliriz. Biberon dışında emzik. Şimdi emzik de kesinlikle şart mı? Her bebek için şart değil emzik kullanımı. Sadece bazı bebekler gerçekten dünyaya emme güdüsü çok yüksek geliyor. Ve o bebekler emiyor, kusuyor, çiş kaka yapıyor, tekrar emiyor. Hiç uyuma sirkülasyonuna bir türlü giremiyor. O yüzden de o bebekler için diyoruz ki uykuya geçerken sadece emzik kullanabilirsiniz. 3-5 kere çeker, uykuya geçer. Geçtikten sonra emzik ağzından zaten düşer. Sadece o bebekler için gerçekten emzik kullanımı çok kıymetli. Ve de yine çalışan anneler evde değil, emme güdüsünü çocuk nasıl tatmin edecek? Yine emzik bu durumlarda kullanılabilir ama sürekli kullanımı hiçbir zaman önerdiğimiz bir durum annem, değil. Annem, evet, annesi gibi daha kıymetli ama bu da, bu da mutlaka gerekli olabilecek şeylerden pasif biri. Pacifier deniliyor aslında. Bebeği biraz da susturmak, sakinleştirmek için emzik kullanılıyor. Orada da diğer, başka bir çeşidi başka var bir çeşidi burada. Var aynı şekilde. Tamam. Hemen mesela buradan bunları nasıl... Mesela bu ikinci aya kadar, bu altıncı aya kadar. Evet, böyle ağız uçları farklı. Bazıları damaklı, bazıları damaksız. Hı-hı. O yüzden ayına göre değişiyor bunlar. Tamam. Bu ürünlerin hepsine biberonumuzu, emzikleri, hı-hı, süt sağma makinesini, hı-hı, göğüs kalkanını önce biberon temizleyiciyle, hı-hı, yani bunlarla yıkamanız gerekiyor. Tabii. Mutlaka. Deterjanla. Hı-hı. Ondan sonra sterilizasyon makinenize koymanız gerekiyor. Yani sterilizasyon makinesi böyle daha çok mutfakta herhalde. Mutfakta duran bir şey. Evet, mutfakta orada bir yer ayıracağız ona. Ama mesela sütlü ya da krem, hı, kalıntılı bir şeyleri temizlemeden sterilizasyon makinesine koyduğunuz zaman altındaki steril eden bölge özellikle orası çok deforme oluyor ve bozuluyor. Bundan, hı, dolayı önce deterjanla yıkayacağız bebeğe özel. Deterjanla yıkıyoruz. Bunları böyle bir takım yapalım. Evet. Ondan sonra steril makinesiyle steril ediyoruz. Ediyoruz. Aynen. Sonra bebeğin kıyafetleri var. Orada da bakım şeyleri bakımla var. Onları birazdan şeyleri, belki birazdan, küvette evet, anlatırız, ayakta anlatırız. Burunla ilgili şeyleri var. Ateş ölçer ha, var. Ateş ölçer, o çok önemli. Evet. Çok önemli. Bebeğin normalde ateşi 36,5 ile 37,2 arasında olmalı. Emzirme sonralarında uykudan kalktığı zaman ev çok sıcaksa ateşi bir tık yükselebilir. Ama bu durumlara bakabilmem adına bir ateş ölçere ihtiyacımız var. Genelde bebeklerde bu ateş ölçerler makattan kullanım için oluyor aslında. Ha, öyle koltuk altı, kol altı için bebekler çok, yani yeni doğan en yeni azından. Yeni doğan. Hani 2 aylık falan bebek için olabilir ama yeni doğanlar için daha çok makat, hı, ya da dil altı şeklinde kullanımı söz konusu bunların. Onun dışında da bakımıyla ilgili ürünler var. Belki onları, tamam, onları oraya ayağa kalkabiliriz. Evet, kıyafetleri var. Oy, bir de tabii bunların, ki de. Yani çeşit çeşit kıyafetleri. Evet, çok tatlılar. Bu zaten çıkışı, hepsinin içinde, hastane, evet, çıkışında var. Böyle keselerde keseler setler içinde olabiliyor. İç bodisi, dış bu bodisi, dış, kış bebekleri şapkası, için kış değil bebekleri mi? Için, evet, bizimkisi öyle olacak şeklinde. Yani. İçine bunu giydireceğiz, dışına bunu, üstüne bunu giydireceğiz. Zaten hepsinin çıt çıtı var. Yine bu da öyle, daha şık. Daha gezmelerde. Gezmelerde, çekimlerde. Yine bunlar da altına mesela, hı-hı, sadece bu giydirilerek. Şu şekilde oluyor. Şekilde. Kapalı ayaklı bunlar. Ayaklı. Burada da kapalı da ayaklı var. Tabii bunları güzelce yıkıyoruz, duruluyoruz, ütülüyoruz. Evet. Onlara çok ayrı, yani yetişkin kıyafetlerinden ayrı, ayrı bir şekilde. Ayrı yerde yıkıyoruz. Aynen. Ayrı bir yerde oluyor. Kıyafetleri burada. Bir de battaniyemiz vardı orada. Var şurada. Özellikle bu böyle içine şöyle bir ekstra parça girerek daha kalın bir hale gelen bir kışık battaniye. Kışık da olabiliyor. Kışlık. İstersek de böyle, aynen, olabiliyor. Yerleri var. Açılıp çok güzel bu da. Hem arkası güzel, kareli kullanılıyor hem de böyle. Dokusu da çok, hop, güzel. Bebeğimizi buna sardık. Müslinler var yine aynı müslin şekilde. Müslin bezimiz Mısırlardan beri kullanılan her derde şey deva. Ağzını silmek için, kundak için, evet, örtü için, bebek her şeye. Bezi zaten bebek alıyoruz. Bezi. Bebek bezini alıyoruz. Sonra da bebeğin tabii bu hijyeni, bakımı ve onlarla bakımla ilgili bölüme şeyler geçelim. Aynen. Ay burada da dur, şunu da göstereyim ya. Bak bu da gezmelik lanmış. Şey, evet. Şuna baksanıza. Noel. Ya şey, yeni yıl çok zamanı tatlı, aslında, evet, böyle kırmızı kırmızı giydirmek istiyorum. Benimkisi doğmuş olacak tabii. Tamamdır. Bu şekilde o zaman, kendi keyfinize, desenize göre de kıyafet, ya bak, alıyoruz. Ya bak ben bunu çok istiyordum. Evet. Özellikle yani kokuyu hapsetmesi adına bebek odasında olacak bir şey. Gerçekten. Çöp kovası ama bildiğiniz çöp kovalarından değil bu bebek bezlerini. O öyle çişli kaka, çişli kakalı bebek bezlerini. Evet, yani sürekli al poşete at, bir şey at, oradan çöpe at, evet, içine oldukça fazla bezi hapsedebiliyor, hı-hı, ve hiç kokuyu dışarı sızdırmıyor. O yüzden çöp kovası da olması gereken bir şey aslında.
Onun dışında da bakım ile ilgili şeyleri artık geçebiliriz. Tamam. Orada ayakta anlatalım. Evet. Geldik bebeğin uykusuna. Onun içinde çok güzel ürünler var. Bu zaten efsane, duyuyorum. Evet. Bu da Baby Hug. Dördü bir arada. Her şey böyle set bir arada. Aynen. İkisinin de farklılıkları var tabii ki de. Next to Me zaten hani birçoğunuzun da çok bildiği. Şimdi bu Next to Me Magic. Anne yanı yatağı olarak ilk çıkmıştı. Evet. Yenisinin farkı sallanabiliyor olması. Evet. Çünkü isterse anneler, manuel bir şey. Evet, minik minik sallanmak bebeklerin kendini anne karnında hissettiği bir an çünkü. Öyle şeyler hoşuna gidip uykuya daha rahat dalabilir. Ay şimdi yani bebeğim burada yatacak, benim yatakta yanında. Böyle evet, bakışa dip bakışa dip dibe. Oh, en sevdiği şey zaten annesine yakın olmak. Yatağa göre ayarlanıyor bu zaten. Hem yatağa göre ayarlanıyor hem de şu kısım çok güzel bence. Bebeklerin reflüleri olduğu için ilk 3 ay özellikle mide kapakçıkları kapanmıyor ve biraz 30 derece eğimli yatmaları gerekiyor. Bu mesela şuradan bastırıp aynı anda mesela siz bırakın onu şimdi. Tamam. Bak biraz eğim oldu gördünüz mü? Yani bir 30 derece eğim tek tarafı indirip kaldırabilir. Tamam. Ya da yatağın boyuna göre hepsini indirip hepsini kaldırabiliriz. Bu anne yanı için. Buysa anneler çok söylüyor işte salonda ne yapayım, peki nerede yatırayım bebeğimi falan. Bu ürün de aslında onun için kıymetli. Bunu yine de anne yanı olarak da kullanan var yani. Bunu kullanmayayım, annenin yanında bunu da kullanayım diyen var ama genelde bence salon için daha güzel. Salonda da çok vakit geçirilecek. Çok. Yani ben de sanki yani ilk aylarda gün içinde hayatım salonda geçecek tabii gibi geliyor yani. Yani hani bebeğin odası ayrı, hepimiz orada duralım değil. Siz neredeyseniz bebek orada yaşamalı aslında. Bu ürünün güzelliği tabii birçok amaçlı. Mesela ilk zamanlar yatak olarak kendi yanında kullandın. Yine aynı şekilde şuradan bir tuşu var. Ona basarak yine indirip kaldırabiliyorsun yatağı boyuna göre. İkinci olarak şurasından tutup, şimdi ilk dönem böyle biraz. Sonra ek besin sürecine geçtiğimiz zaman daha tamamen da oturtarak mama sandalyesi olarak gibi kullanabiliyorsunuz. İki üründe hem fonksiyon adına hem çok farklı kullanım adına bence... Bunun rengi güzel. De çok güzel. Benim çok sevdiğim Tuka. Dördü bir arada. Bunu çok 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 kullanacağım eminim. Burada bir de bebek arabamız var. Setimiz var. Hem oto koltuğu setiyle birlikte olan Trio Love diye bir seti var. Böyle kapanıyor. Allah'ım bunları öğreneceğiz yani bayağı anne babalara bilinç şey gerekiyor. Ama hepsinin yani böyle açıklamaları var, internette kesinlikle. Videoları nasıl var. Nasıl kullanıldığını, ilk kurulum aşamalarını hepsinin çok da kolay ve çabuk kuruluyor. Bu süsler gerekli mi? Bebekler yani, seviyor hani yukarı bakıyor sadece evet, onu görüyor. İlk konuşmaları özellikle ilk agular sesler bunlarla birlikte yapmaya başlıyor. O yüzden hani oynaması, zaman geçirmesi adına güzel. Bu ekstradan yatağına monte olabilen bir şey. Dönence dedikleri. Dönence. Evet. Bu kendi bunu dilinden evet, olan. Onu evet yataklarda hep görüyorum. Aynen. İkisi de müzik. Burada da mesela müziği çalıyor. İşte ışığı var. Evet. Yukarıya ay yıldızı yansıtabiliyorsun falan. Hani hoşuna giden şeyler bunlar bebeklerin. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet. Biz bir yandan yine eve taşınacağız. Bir yandan da bebeğin işte eşyaları, bakımla ilgili eşyalarıyla da ilgileniyoruz. Ben fonksiyonel bir ürün arıyordum. Yani hem bebeği yıkayabilelim, hem altını değiştirelim, hem bakımını yapalım. Böyle güzel ürün olunca böyle ikisi bir arada ve de çok sevdiğim turkuaz mint renkte buldum Chico'da. Şimdi bu ürünle birlikte size evet, bakımla ilgili detayları, evet onları da gözden alalım daha bilenden. Ürünün şöyle aslında, onu da bir gösterelim. Yani şu şekilde burası banyo kısmı. Burada hemen banyo yaptırabiliyorum. Sonrasında da bunu kapatıp üzerini giydirip işte bakımlarını yapıp alt değiştirme her şeyini burada yapabiliyorum. Süper. O yüzden tek biz duşun içinde kullanacağız. Bizim evet, evde küvet güzel. Yok. İki tane aynen. Duş var. Duşun içinde hemen suyla böyle rahat bir şekilde. Hortumu da burada var. Hortumu da var. Pis suyu akıttığımız. Tamam. Banyodan sonra tabii günlük bakımları var bebeklerin yani yapılması gereken. Şimdi önce banyo ile ilgili ne mesela? Doğal sünger değil mi bu doğal sünger? Doğal sünger tabii ki de kullanmayı öneriyoruz. Farklı dokularda şeylerle evet bebek dokunulmayı çok sever banyo sırasında farklı şeylerle işte bir müslinle ne bileyim bir süngerle elinizle yavaş yavaş falan hoşuna gider aslında banyo bebeklerin çok sevdiği bir şeydir sadece bizler çok panik olduğumuz zaman banyo ona geçiyor bence geliyor. Bence evet, anneden ve yani o kesinlikle. Kişiden ona dokunan kişiden çok enerji geçen bir şey sen sakin olursan aynen, bence bebek de mutlu sakin olur sakin oluyor her gün şampuanlamanıza gerek yok bebeğinize ya da kremlemenize ama haftada bir ya da iki kere şampuan saç kremi saçı için ayrı şampuan vücut için şampuan ve banyo sonrası da vücudu kurdukça krem ya da losyon ya da bebek yağı kullanabilirsiniz. Banyodan sonra en çok önerdiğimiz aslında saçının taranması. Çünkü bebeklerin kafalarında konak oluşabiliyor. Evet ya, o çok... Şapka kullanımı ile ilgili daha önceki videoda konuşmuştuk ya işte hani kullanmayalım ki hava alsın. Kafamızda yağlı deri çok fazla.
hem tarayalım her banyo sonrası hem de şapka kullanmayalım. Çok saçımız varsa bununla, az saçımız varsa da bununla. Artık bebek nasıl olursa. Bebek nasılsa. Bir de bunların pembesi mavisi oluyor ya, evet, böyle ben renk, çok severek aynen. almıştım bunu kızlara, böyle renkle. Pembe böyle erkeklere. Takımıyla birlikte. Aynen. Bu da tabii ki de tırnak bakım seti. Ay bu çok meşhur bir set. Evet. Bu çok herkes meşhur bir set. Herkes bunu var. Hatta ben açık mı? Evet evet şöyle hazır ettim. Şimdi ilk günler en çok kullanacağımız şey, birincisi bebeklerin tırnakları düz makasla kesiliyor şu şekilde. Düz düz. Yanları kesinlikle kesilmiyor. Yanlarındaki etler alınmıyor. Öyle manikür evet, gibi evet, yani. Evet, düz manikürü seven anneler gibi düşünelim. Tamam, düz, düz, düz düz kenarları kesilmeyecek. İlk günler tırnakları etlerinden ayrı olmadığı için de kesme işlemi yaparken bazen derisine zarar veririz diye tahta törpüler kullanalım diyoruz. Bununla törpülüyoruz. Törpüleyeceğiz ve elleri açık olacak, dokunacak, hissedecek annesini ya da onun elini tutanı. Bu setin bu içinde 6 tane var bunun aynen. içinde. Tamam. Onun dışında neyimiz var? Peki bu var? Sonra mı? Bu daha büyüdüğü bu daha zaman. Büyüdüğü zaman evet, normal tırnak. Bu da fırçalamak. Bu da fırçalamak için. Tamam. Her şeyi var. Çantası bebek da böyle durabilir da. Böyle. Vallahi çok şık. Burun aspiratörümüz var. Bu da her gün değil yine. Hı-hı. Çünkü her gün burun temizliğine o kadar ihtiyaç yok. Hasta olduğu zaman, burunda çok tıkanıklık yaşadığınız zaman da burun aspiratörü tabii ki kullanabilirsiniz. Bu pamuklar da günlük bakımı için. Mesela bazı anneler ıslatmayı tercih etmiyor. Diyor ki ben evet, su evet, ve pamuklu silmek evet. istiyorum. Onu söyleyen anneler evet, oldu bana. Bunu o şekilde yapabilirsiniz. Ya da vücudunu silerken ya da yüzünü silerken göbek dişene kadar banyo yaptırmadığımız için günlük bakımlarında bu petleri yine kullanabilirsiniz. Bunu kaynamış alınmış bir su ve pamukları koyup güzel bebeğinizi silebilirsiniz. Bebek alışverişi listesi videomuz devam ediyor. O kadar çok detay var ki bebek ihtiyaçları. Pek çok marka var, pek çok ürün, pek çok kategori var. Ben uzmanlardan görüş almaya devam ediyorum. Yanımda şimdi de sevgili Gizem var. Bebek alışverişi danışmanı. Evet, doğru. Evet, bir kısaca anlatsana kendinden. Ben seni buldum, o kadar sevindim ki. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle, tabii 2004'ten beri anne bebek sektöründeyim ben. Ve annenin, bebeğin ve ebeveynlerin aslında kendi yaşam şekillerine uygun ürünleri seçmeleri gerektiğini her zaman savunuyorum. Çünkü sizin hayatınıza uygun olmayan bir ürünü alırsanız eğer siz de strese girersiniz, bebeğiniz de strese girer. Dolayısıyla mutlu aileler yaratmak adına böyle bir danışmanlık sistemini ortaya koydum. Sizinle karşılaştık. Evet, çok güzel oldu vallahi. Çünkü bu ilk başlarda yani hamilelik döneminde hemen tabii okumaya başlıyorsun, kitap hamileliğini okuyorsun, hamilelik nasıl geçecek, ondan sonra belli bir herhalde 6. aydan sonra bebeğin ihtiyaçlarını düşünmeye başlıyorsun. Bebek odası hazırlanacak, neler alınacak ihtiyaçlar. Ve internete giriyoruz tabii. Biz de böyle YouTube kanallarındaki, ben yerli yabancı her şeyi seyrettim. Pek çok listeler, pek çok ihtiyaçlar var. Ama herkesin yaşam tarzı, yani Türkiye'de yaşayan bir annenin farklı, batıda yaşayan, doğuda yaşayan bir annenin ihtiyaçları farklı veya yaşam tarzı zaten anne babanın farklı olabiliyor diğerlerinden. O yüzden kişiye özel bebek alışverişi yapılması gerektiğini ben de anladım. Kendi tercihlerimi anlatacağım. Burada daha çok bebek ürünlerimiz var. Emzirme ile ilgili, benle ilgili ürünler var. Hepsinden anlatalım. Evet. Nereden başlasak diye böyle kalıyorum. Biz hep genelde bebekten başlıyoruz. Bebekten o zaman başlayalım. Sonra bana geçeriz. Aslında hepsi bebekle ilgili. Ya evet, evet de yani hani atıyorum mesela dur emzirmeyle ilgili şeyler hani biraz anneyi ilgilendiriyor gibi. Bebek bakımıyla ilgili mesela ürünler var. Orada diyeyim. Şimdi şey çok hassas. Biz bebek kıyafetlerini hazırlarken hastane çantasını ya da yani bebeğin işte dolabına koyacağımız kıyafetlerin hepsini çok özenerek işte ya granül sabunla ben bir Instagram'da bir şey paylaştım. Yüzlerce yorum geldi anneler ve anne adaylarından. Özenle yıkıyorsun, özellikle ekstra duruluyorsun, ütülüyorsun, hazırlıyorsun. Sonrasında bebeğin teni zaten yeni doğanın çok hassas olduğu için ona özel ürünler kullanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Orada nasıl tercihler yapılıyor? Hani ben Bioderma'nın ürünlerini seçtim çok güvendiğim için. Evet. Ama sen genel olarak kategoriyi biraz anlatabilir misin? Şöyle şimdi bebeğin cildine dokunan, bebeğe dokunan aynı zamanda aslında siz de bebeğe dokunduğunuz için sizin bile kullanacağınız o kozmetik ürünlerinin de doğal içerikli olması doğru, gerekiyor. Biz de öyle çok makyajlı, parfümlü bilmem neyi dolaşmayacağız bebeğin yanında. Evet. Kesinlikle. Dolayısıyla hani saf olan ürünleri, işte doğal ürünleri tercih etmemiz gerekiyor. Yıkarken de aynı şekilde işte granül sabun mesela hani evet iyi hani temizleyen bir sabundur ama
daha fazla durulanması gereken. Kalabiliyor içinde evet, bu sefer de. Evet, bir sabundur. Dolayısıyla neyi tercih ettiğimiz de aslında kullanırken de önemli. Yani bir şeyi aldık, doğru ürünü aldık ama doğru kullanmadığımız zaman hiçbir anlamı olmuyor. O zaman sıvı deterjan daha belki de organik, doğal sıvı deterjan senin için daha uygun olabilir. Tabii, tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Bebeğin hassas cildi için de peki yani... Şeyi duymuştum ben, hani hatta ilk doğduğunda böyle 400 kat daha hassas oluyor. O yüzden ilk hafta işte yıkanmıyor zaten göbek bağı. Sonrasında eve geldik. Bebeğimize bakım yapacağız. İşte küvetimiz var, alt değiştirmemiz var. Burada şampuan var benim elimde. Bu köpüklü hem yüz için hem vücut hem de saç için böyle yumuşak bir köpüklü jeli. Bioderma'nın ABC Derm diye aslında pediatrik dermatoloji serisi bu. Yine nemlendiriyor yüzü ve vücudu tabii kuruduğu için, kuru bakım yapmak için. Bu da bizim çok ilginçti bu ürünü ilk böyle tanıdığımda. Hani makyajımızı silmek için özel miseler teknolojisi kullanırız ya. Onun bebekler için olanı. Hani sadece silmek istiyorsak bebeğimizi onun için ürünler var. Burada da bu masaj yağı, rahatlatıcı yağ. Bebekler seviyor değil mi dokunulmayı? Onlar masajla ama her şey bebeklerimiz için. Kesinlikle. Bunlar böyle. Bunları bebek bakımlarını yaptık. Zaten işte saçını tarıyoruz, tırnaklarının bakımı var. Altını değiştiriyoruz. Altını değiştirirken ben fişik kremi için bebek bakım kreminde mesela her bebek fişik oluyor mu? Şöyle her bebek pişik olmuyor. Tabii ki uzmanlar hani bunu doktorlarımız vesaire söyler. Hani benim uzmanlık alanım değil ama her bebek pişik olmuyor. Benim bir çocuğum hiç pişik olmadı. Öteki oldu. Dolayısıyla hani çocuktan çocuğa değişebiliyor ama benim ilk önerdiğim şey şu. Pişik kremi kesinlikle evimizde bulunmalı. Kullanmalıyız her zaman. Şimdi eskiden daha farklıydı. İşte pişik önleyici ayrıydı. Pişik kremi ayrıydı. Öyle satıyorduk. Ama artık değişti. İşte tek bir krem kullanıyoruz. Ne yapabiliriz? Altını iyi temizleyebiliriz. Yani mesela yaz bebeği ise daha çok yıkayarak geçirebiliriz. Kış bebeği ise daha çok altını değiştirerek yapabiliriz. Doğru bir bebek bezi kullanarak yapabiliriz. Dolayısıyla doğru temizlemeyle aslında biz pişiği bir şekilde önlemiş oluyoruz. Ama bazı ciltler var ki çok fazla pişiğe yönelik oluyor. Dolayısıyla da önlem almamız gerekiyor. O zaman gerekiyor. Elimizin altında olacak. Bu bebek bakım kremi benim çok anısı olan bir krem, Sudo krem. Annesi, oğlunun annesi ta Everest Dağı'nda, Himalayalar'da 21 gün kalmıştım Everest Dağı'nda koşan ilk Türk maratonda. Orada biz de pişik olmamak için koşarken ayak parmaklarımızın arasına, kasık kenarlarına, işte koltuk altları bu atlet çizmesin diye sulu kremi çok kullanmıştım Everest'te. Şimdi bebeğim için de bu pişik kremi var. Bir de bebekler için... İşte burnunu temizliyoruz, ediyoruz ama yine de orada da yine doğal ürünlerden gitmek gerekiyor. Burun spreyi var. Ben onu da bir paylaşmak istiyorum. Kendim araştırdım bebekler için. Çok daha hafif böyle Sterimar'ın bebekler için olan burun spreyi. Şunları da ben hamileliğimde kullanmıştım. Soğuk algın tarih ve alerji için. Yani böyle güvenerek kullanmak lazım. Tabii ki artık daha rahat bulabiliyoruz markaları ama senin kendi ihtiyacına, hangi markayla bağ kurduğuna bağlı olarak da değişiyor. Pişik dedin. Bebek bezinde mesela orada da hem yerli markalar var hem yabancı markalar var. Ben yine kendi tercih ettiğim markayı anlatacağım ama sen de yıllarca bu sektördeydin. Bebek bezine gerçekten bebeğin poposu mu karar veriyor yoksa hani biz anneler çünkü özeniyoruz gidip hani kaliteli bir sonuçta o bebek bilmiyor ki annesi ne verirse ona ne bağlarsa. Doğru doğru şöyle aslında bebeğin poposu karar veriyor cildi karar veriyor diyeyim çünkü çişle birlikte aslında ürünün yaptığı reaksiyon bebekten bebeğe değişiyor. Dolayısıyla da hani şimdi dediğimiz gibi işte 5 birimlik bir bebek bezi alıyorsunuz diyelim TL bazında. İşte o bebeğe pişik yapabilir. Bir birimlik alırsınız bebeğin poposu rahat eder. Yani hani o biraz şey hani kalitesi vesairesi evet içeriği çok önemli. Ama bebekten bebeğe de reaksiyon biraz değişebiliyor. Ama şunu öneriyoruz. Evet içinizin sindiği ürünü
tercih edin, araştırın mutlaka. Aynı zamanda da eğer bir değişiklik yapacaksanız, mesela reaksiyon gösterdi ve artık kullanamayacaksınız onu. Buradaki püf noktası şu, hemen değişiklik yapmıyorsunuz. Geçiş, yumuşak mı oldu? Evet, geçiş biraz yapıyorsunuz. Öyle, biraz öyle evet, gibi. Evet, aynen öyle. Ya valla bunlar benim çok yumuşak geldi. Ya bir de ben marka seçerken böyle duygularım ve eski anılarımın da etkisi oluyor. Mesela ben bebek bezi yeni doğanda şimdi Goon diye bir marka kullanacağım. Evet. Bu Japon markası. şimdi benim Japon sevdamı beni çok uzun zamandır takip edenler bilir. 20 senelik en yakın arkadaşım benim Japon. Amerika'da yaşıyor şu anda. Hatta Goon böyle bebek bezi sorarken ben ondan duymuştum. Goon'un bana böyle Japonya'da çok güçlü olduğunu, çok büyük bir marka olduğunu söylemişti. Ben de bebek bezini kullanacağım demiştim. Hatta o da yakında yani doğumdan sonra Türkiye'ye gelecek beni ziyaret etmeye. Goon'da aslında şöyleymiş, good nappy, iyi bebek bezi demek İngilizce. Japonya'da da iyi yetiştirmek, büyütmek. Yani hep böyle güzel anlamları var. Benim dikkatimi çeken bir kere evet bu bebek bezleri eskiden dümdüz olurdu. Şimdi üstlerinde bir sürü böyle desenler var. Çok yumuşak. Zaten ödül almış bir bebek bezi bu da. Yumuşaklığıyla bir de esnek olduğu için tabii bacakları, kalçası da çok rahat ediyor. Benim tercihlerim bu yönde oldu bebekle ilgili. Şimdi bebeğin bir de güvenliği var. Orada ben sana hatırlıyorsun çok soru sormuştum. İşte bebeğin odasına nasıl kamera koyacağız, nasıl telsiz koyacağız, ne yapacağız, salondan nasıl izleyeceğim, dışarıdayken nasıl izleyeceğim diye. Bebek kamerası ilk an itibariyle kullanılıyor. İşte benim de mesela ben bakacağım bebeğime ama yardımcı bir ablamız da olacak yatılı. Kamera güvenlik bu paranoyak anne babalar için. Şöyle aslında kamera ya da telsiz tercih edebiliyoruz. Şimdi kameralar tabii ki görüntü alabildiğimiz, bebeği izleyebildiğimiz modeller. Şöyle işte ekrandan böyle isterseniz işte yemek yaparken, isterseniz salonda otururken böyle ekrandan izleyebiliyorsunuz kamerayla. Ama aynı zamanda bazı modellerde, bu model de öyle, dışarı çıktığınızda cep telefonunuzdan da izleyebiliyorsunuz. Uygulama indiriyoruz. Uygulama indiriyorsunuz ve uygulamayla cep telefonunuzdan da izleyebiliyorsunuz. Ya anneleri biliyorum böyle gezmeye gidiyorlar güya bütün böyle şey cep telefonunda yaşıyorlar. Özellikle sizin gibi çalışan anneler için de çok faydalı. Çünkü iş arasında hemen bakabiliyorsunuz. Aynı zamanda sesinizi ona iletebiliyorsunuz. Onun sesi zaten geliyor gibi. Ya da işte içerideki odadaysanız mesela ağlamaya başladı. Gidene kadar sakinleşsin diye de sesinizi yine ona geliyorum, işte canım uyandın mı vesaire gibi. Hani onu yumuşatacak şeyler yapabiliyorsunuz. İşte belirli özellikleri var hepsine. Şimdi yaşam şeklimiz önemli, bir de istediklerimiz önemli. Yani bazı aileler var mesela kamera olursa ben asla yapamam çünkü sürekli izlerim, işimden kalırım diyor. Kimi aile var kamera olmazsa ben yapamam, mutlaka izlemem gerekir ben diyor. Ben hem kuşluk hem yazlığa kamera koyuyorum. Yani bulunsun, bulunsun. Kesinlikle yani hayat diye kurtarıyor. Bir de şey yani şimdi bebek odadayken siz salonda olsanız bile eşinizle bir televizyon izliyorsunuz mesela. Şimdi şüphelendiniz, sürekli kalkmak zorunda kalmıyorsunuz bu durumda. Yani hemen gözünüzü çeviriyorsunuz, bebek uyuyor, rahatsınız, devam ona ediyorsunuz bakabiliyorsunuz gibi. Evet. Bebeğimizden gittikten sonra, ha bebeğin bir de duşu uykusunu anlatacaktım. Evet, tamam. Bu benim emzirmede anlatılacak bir şey. Bu mesela benim hamile olana kadar hiç bilmediğim bir şeydi. Uyku arkadaşı, ben zannediyordum bunu bir oyuncak. Halbuki değilmiş. Evet. Uyku arkadaşı işte bu bir ayı, işte bunun başka kuzu olanı var, evet, çeşitli hayvanlar var. Neden gerekli uyku arkadaşı? Şöyle yani %100 gerekli vesaire hani diyemiyorum. Alınmasa da olabilir tabii ki. İşte dönenceler var, dönenceler tercih edilebilir. Aynen öyle. Ama dönenceyi 5. aydan sonra mesela döndürmeyin, kullanmayın diyoruz. Ama uyku arkadaşını istediği kadar kullanabilir. Hatta işte 5 yaşına gelince işte bir kız bebekse mesela hala arkadaş olarak böyle kullanabilir. Mesela bundan örnek gidersek işte şöyle açılıyor, yatağına takabiliyorsunuz. Diyelim ki dışarı çıktınız, bebek arabasına takabiliyorsunuz, onu da götürebiliyorsunuz. Daha tüysüz olanları tercih etmek lazım. Yani böyle bazıları çok tüylü tüylü oluyor. Bu sefer bebek temas tabii ettiğinde... Tabii olabilir. Evet, olabilir. İşte beyaz gürültü dediğimiz gürültülere sahip oluyor. Evet, white nose ne meşhurmuş o beyaz gürültü. Anne karnında bebeğin duyduğu sesleri artık oyuncaklara yüklüyorlar. Evet. Ve öylelikle daha rahat uyuyorlar. Peki... bebeği bitirdik. Anne şimdi ben emzireceğim ben. Mesela şu yastıklar, bu hamilelikte de çok kullandım. Bunu ben böyle U şeklinde kullandım. İşte bacağımı böyle yan yatışlarda. Hamile konforu. Evet, bu şimdi emzirmeye geçelim. Evet. Şöyle mi yapıyorum? Evet. Yok.
içiyorsunuz böyle? Tabii tabii. Şu anda karnım 9 aya yaklaşmış bir durumdayım. Size video çekiyorum ama alışverişlerimizi biz tamamladık aslında. Sizin için bunları açtık evet, tekrardan. Bebeğimizi buraya yatırıyoruz ve direkt emziriyoruz. Emziriyorsunuz. Bunun artısı şu. Şimdi bazen soruyorlar. Şöyle bir yastık vesaire evet, kullansak olmaz mı şimdi diye. Yaslandım diyelim ki. Evet. Şimdi bunun artısı şu, diyelim ki bebek burada, ben bunu kullanmıyorum. Şimdi ilk anne olduysak eğer zaten bir kere bebeği rahatsız etmemeye çalışıyoruz. Bebeği işte emzirmeye çalışıyoruz ama memeyi buldurttuk, bu sefer ne oluyor? Garip bir hal alıyoruz. Yani sırtımız evet, böyle oluyor, yanılıyoruz. Ağrı olur tabii. Evet, yani hani 15 dakika, 20 dakika aynı pozisyonda durmak çok kolay değil. Ama bunu da direkt bunu yerleştirdikten sonra bebeği de koyunca zaten şu anda da fark ediyorsunuz. Evet, hemen. Dik duruyorsunuz ve eliniz boşa çıkabilir, bebeği çünkü direkt buraya koyabilirsiniz gibi. Burada olur. Da dikkat edeceğimiz şey şu, çok yumuşak ya da çok sert olmaması gerekiyor. Ha. Bu tam ayarın. İdealinde, evet. Evet. Bunların da desenleri var. Renk, bende de renk renk falan var evet. Ama bunu evet. Beğendim. Bu da bu nedir? Bir önlük. Ama benim mi, bebeğin mi? Bebeğin herhalde. Bu şöyle. Benim mi? Benim değil herhalde. Bu omuz bezi. Ha şu. Evet. Ha şu tam gaz çıkarttırdık. Gaz çıkarttı. Tamam. O müslin bezlerde de vardı. Hayat kurtaran evet, müslin evet. Bezlerimizde. Ama sonrasında dediğiniz gibi o çıtçıtlarla önlük olarak bebeğe kullanabiliyorsunuz onu. Tamamdır. Hı-hı. Oradan emzirmeye hemen geçelim. Tabii. Şimdi emzirme çok çok önemli, çok mühim. Evet, yani evet. Anne ile bebek arasındaki bağ için ama o bakımları da iyi yapmamız gerek. Bu göğüs ucu kremi lanolin bana söylediler. Lansinoh'un. Hatta doğumdan önce 1-2 evet. Hafta önceden evet. Başlayacağım evet. Burada. Bunlar zaten hani renksiz, kokusuz, paraben içermeyen evet. Göğüs ucu kremi. Buna başlayacağız çok tabii yakında. Ki. Artık bizim de eli kulağında diyebiliriz. Şimdi pompada da elektrikli ve manuel var. Manueli de anlattık. Evet. Elektrikli tercih ediyorsak da yine böyle bir elektrikli model var. Tabii şimdi takmadım prizini evet. Ama burada. Lansinoh'un çift benim tercih ettiğim çiftli. Orada. Evet. Çiftli yani çift var, tek var. Ben şimdi bilmediğim için ne kadar sütüm gelecek bilmiyorum. Evet. Nasıl bir hani ne kadar zaman sonra işlere gideceğim hiçbir şey bilmiyorum. Evet. Yani çok esneyim. O yüzden bütün hani çok şükür bu ürünler elimin altında evet. Olsun istiyorum. Kullandıkça şey yapayım diye. Evet. Bu böyle koyuyoruz. Öyle koyuyoruz. Bir sürü aparatları şöyle, var tabii. Mesela bu çiftli olanı bunu tekli olarak da kullanabiliyorsunuz. Evet. En güzel yanı o. Çiftli pompa ne işinize yarar? İkiz bebek sahibiyseniz zaten işinize yarar. Evet, benim arkadaşlarım doğrudur. Evet. İkiz bebek sahipleri hep görüyorum. İki evet. Tane memede birden. Ya da işte iş hayatı çok yoğun, kısa sürede çok fazla sağım yapması gerekiyor. Dolayısıyla ikili olarak tercih edebiliyorlar o zaman. Siz de tercih edebilirsiniz ileriki süreçte. Keyifle kullanabileceğiniz, yani şöyle her annenin olması gereken bir ürünü aslında. Evet, göğüs pompası. Göğüs pompası, evet evinde. Hangisini tercih ediyorsa. Bu süt saklama burada vakum şeyi var. Bak isimlerini artık şey yapıyorum. Saklama poşeti. Bu evet. Poşetler de çok mesela 50 tane var bunda. Sızdırmıyor, steril. İşte kilit sistemli. Anne sütünü saklıyoruz evet. Burada. Sonrasında da biberonla kullanımını sağlıyoruz. Bunların da günleri var. Yani buzdolabında saklama evet. Günü. Çok herhalde uzun saklamayız yani ama hani bir dışarıda saklama buzdolabında var. Bunların günleri var. Bir de şunu bana çok önerdiler. Sıcak soğuk göğüs kompresi. Rahatlatıyor. Rahatlatıyor kere. Yani artık bu göğüsler çünkü artık bebeğin artık yani şeyleri duyuyorum. Emziren böyle yeni emziren annelerden yani acılı bir süreç olduğunu genelde söylüyorlar. Gözümde korkutmak istemiyorum ama hani mesela bu böyle kafama yattı benim evet. Hani sıcak soğuk evet. Şey. Şöyle hem süt artışını destekliyor aslında kompresi kullandığınızda hem de eğer bir sızı dediğimiz gibi varsa onu rahatlatıyor bir şekilde koyduğunuzda. Biraz da masaj gibi oluyor işte o rahatlatıyor işte kanalları devreye evet o tam geçiriyor. Diyordu tıkalı süt kanallarında evet. Sıcak uygun. Ben mesela hamillikte ayağımı sakatlamıştım evet. Orada bile sıcak ve soğuk su evet. Böyle leğene ayağımı sokup orada terapi yapmıştım. Demek ki göğüsler için de bunu yapacağız. Burada ıslak mendil de var. Islak mendil zaten baby wipes. Bu bebek bezleri, bebek ıslak mendilleri çok çok meşhur, kıymetli. Evet, bir ürünümüz kaldı mı anlatmadığımız ihtiyacımız bilmiyorum. Benim emzirme ürünlerimde bak şeyim var onu anlatayım. Kendi fitirimi bir markamı da anlatayım. Bu bizim sporcu bramız ama içinde aparat var ve şey... emzirebiliyorsunuz. Hem fit olup hem emzirebiliyorsunuz.
Mesela hamile taytı doğduktan sonra da bir miktar aslında karnımız kalıyor. Hala kalacağı için, hemen gitmeyeceği için bu böyle o büyümüş karnı içine alabilen bir tayt. Ve burada da yine bizim yaptığımız lohusa emzirme bluz diyoruz ama normal bir şekilde de giyebilirsin ama istiyorsan da böyle açıp emzirme detayı var. Ben de çok yurt dışında görürdüm. Hemen daha hamile kalmadan bu ürünleri yaptırmıştım. Bu da kapüşon omlusu. Yine açıyorsunuz burada bebeğinizi emzirmek için. Annenin böyle sosyal pratik hayatına devam etmesi çok önemli çünkü. Ya tabii ki, yani tabii ki bebeğimiz önceliğimiz ama yani uçaklarda bile önce emniyet kemerini kendine bağla diyorlar. Evet, ihtiyaçlar bitmez ama Allah'tan böyle güzel ürünler var. Böyle evet, güzel danışmanlarımız var. Çok teşekkür çok ediyorum Gizemciğim. Bebek alışverişi listesi videomuzun sonuna geldik. Umarım yeterince bilgilendirmişizdir size çeşitli ürünler, kategoriler ve markalarla ilgili. Çok sevgili Gizem ve Gözde ile birlikte onların da bilgileriyle sizler için bu özel videoyu hazırladık. Umarım sizin de heyecanınız benim kadar büyüktür bu keyifli alışveriş yolculuğunda. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.